Osmanlı toprakları 18. yüzyılın başlarında dünyanın henüz hayal dahi edemeyeceği bir keşfe şahit oldu. Tahtelbahir'in serüveni Osmanlı zamanında tertip edilen bir sünnet şöleni ile başladı. O dönemde Osmanlı'da sünnet şölenleri görkemli bir şekilde yapılır. Şenlik yeri olarak genellikle Topkapı Sarayı merkeze alınır ve Dolmabahçe'den Kağıthane'ye uzanan çok geniş bir alanda çeşitli etkinlikler düzenlenirdi. Hokkabazlar, müzisyenler, şekerciler, atlı karıncalar, dev kuklalar, İp cambazları rengarenk çadırlarda halkı eğlendirir ve böylece şenlikler günlerce devam ederdi. Saray erkanı, yabancı misafirler ve kadınlar için özel bölümler yapılır, buradan şenlikleri izlemeleri sağlanırdı. Şenlikler sırasında verilen şölenlerde halka sürekli yemek sunulurdu. O zamanlar büyük olaylar ve icatlar ilk halka gösterileceği zaman büyük eğlencelerde ve mutlu bir günde olmasına önem gösteriliyordu. Sultan 3. Ahmet 1719 yılında şehzadelerinin sünnet düğünü için çok büyük bir şenlik düzenledi. Günlerce sürecek olan bu şenliğin ilk gününün sonunda diğer tüm şenliklerden farklı bir şey yapıldı. İnsanlar önce denizin üzerinde suların köpürdüğünü, sonra suyun içinden devasa timsah görünümünde yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir cismin çıktığını gördüler. Bu devasa cisim suya dalıp çıkıyor ve görenleri büyük bir hayrete düşürüyordu. Padişahın önüne geldiğinde ise timsah ağzını açtı. Böyle bir şeyi hayal etmenin bile çok uzak olduğu yıllarda insanlar şaşkınlıkla çığlıklar atıyorlardı. Halkın ilk kez gördüğü bu cismi tersane baş mimarı İbrahim Efendi tasarlamıştı. Suya dalıp çıkabilen cismin içinde 4-5 kişi saatlerce kalabiliyordu. 1719'da yapılan ve Tahtelbahir olarak adlandırılan bu cisim dünyanın ilk denizaltısı olarak tarihe geçti. Dünyanın ilk denizaltısı olan timsah şeklindeki Tahtelbahir böylece tarih sahnesine çıktı. Ağız kısımlarından birleştirilmiş kayıklardan oluşan denizaltı, su geçirmemesi için katranla kaplanmıştı. Batıp tekrar su yüzüne çıkmasını sağlayan sistem ise halatlarla tekneye bağlanan ağırlıkların bırakılıp tekrar toplanmasıyla sağlanıyordu. Teknenin dış tarafında ise yelpazeye benzer uçlar, su altında içeridekilerin hava almasını sağlamak amacıyla bir havalandırma sistemini oluşturuyordu. Mimar İbrahim Efendi, bu sistemin gövdede çirkin görünmesini önlemek için dışarıdaki uçların gövdeye konan kuş görünümünü almasını sağlamıştı. Seyit Vehbi'nin Sürname-i Hümayun'da anlattığı bu harika buluş, bize Osmanlı'da denizaltıların ilk denemelerinin başarıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Dünyanın ilk denizaltısı olan Tahtelbahir, bilim ve medeniyet konusunda Türklerin batıdan çok daha önce uzun yollar kat ettiğinin bir göstergesidir. Zamanın çok ötesinde olan bu buluştan bir asır sonraysa, dünya tarihi yine bir buluşa şahit olacak. Ve Sultan 2. Abdülhamit'in direktifleriyle dünyanın torpido atabilen ilk denizaltısı donanmamıza kazandırılacaktı. 6 Eylül 1886 yılında suya indirilen ve Abdülhamit adı verilen denizaltı, dünya tarihinin savaşçı özellikleri taşıyan ilk denizaltısı oldu. Hedefi tam isabetle vuran ilk denizaltı olarak tarihe geçen bu denizaltının parasının Sultan Abdülhamit tarafından bizzat ödendiği belirtiliyor.